İyi geceler sevgili izleyenler. Yeni bir Genç Bakış'ta daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Kasım'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Türk siyasetinin tam 50 yıldır merkezinde bulunan bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ve Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve AK Parti'de siyaset yaptı. 3 dönemi tamamlayıp artık ben biraz yaşlandım. Gençlere yerimi bırakıyorum dedi. Kim konuğumuz? Köksal Top'tan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, değişik üniversitelerden arkadaşlarımız var. Onlar da böyle civa gibi daha önce de birkaç konuk olmuşlardı. 1 Kasım'ı konuşmak istiyoruz. 1 Kasım'ı nasıl okumamız gerekiyor? Merkez sağdaki bu yığılma, birikim nasıl anlaşılmalı? Demokrat Parti'den sonra Demokrat Parti niye gitti? Doğru Yol niye bitti? Adalet Partisi niye bitti? ANAP niye bitti? Ve bu bitmeler kurumsallaştı mı, kurumsallaşmamaktan mı kaynaklanıyor? Türk siyasetinde lider odaklı seçim mi, bir seçimler mi gerçekleşiyor? Liderler gidince partiler bitiyor mu? Köksal Bey'le biraz onları konuşacağız. Başkanlık sistemi bugün çok tartışıldı. Onları konuşacağız. Anayasa değişir mi, değişmez mi diye çok yoğun tartışmalar var. Anayasa değişikliğinde herkes bakıyor ve bugün anket de yapıyoruz. Mevcut anayasa değişsin mi, değişmesin mi diye kanalda.com.tr'ye girerek mevcut anayasa değişmesini istiyorsanız evet, değişmesin diyorsanız da hayır diyebilirsiniz. İçeriğini de konuşacağız. Başkanlık sistemi tabii çok tartışılıyor. Köksal Bey bir hukukçu olarak da yönlerini soracağız. Başkanlık sisteminin artıları, eksileri ve son 50 yıldır başkanlık sistemi hep gündeme gelmişti. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü hiç uzatmadan hemen bugün gençlerle başlayalım diyoruz. 1 Kasım'ı siz nasıl yorumluyorsunuz? Ondan sonra Köksal Bey analizini yaptıralım ama sizler nasıl yorumluyorsun? Büşra çok konuşmak için heyecanlı. Evet sen başladın. Öncelikle hoş geldiniz. Sizin gibi yıllarını siyasete adamış, 63 yılından beri siyaset yapan biriyle bir arada olmak bizim hepimiz için onur verici. Öncelikle ben 1 Kasım hakkında şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum AK Partililer kendileri bile beklemediği bir oy oranı gözlemledik hep beraber. Ve Köksal Bey'in de bu konu hakkındaki fikirlerini merak ediyorum. Öncelikle bir AK Partili olarak bu kadar yüksek bir oy oranını siz bekliyor muydunuz? Ve açıkçası kendim de bir değerlendirme yapacak olursam, MHP'ye bakıldığında MHP öyle bir etki bıraktı ki insanlarda adeta millete verdiği oyun boşa gideceğini kanımca bu şekilde bir düşünceyi verdi. CHP, HDP ile hiçbir şekilde onu tamamen yok sayarım ve ben kendi koltuğumda muhalefet yaparım dedi. HDP, PKK ile Kandil arasına mesafeyi koyamadı ve Türkiye'lileşme olayını kanımca bunu bir türlü başaramadı. Ve CHP'nin oyu da değişmedi. O da ayrı bir başarısızlık ve Kılıçdaroğlu Atatürk ve Ecevit gibi liderlerin partisinin bu halde olmasına rağmen bunu bir başarısızlık olarak değerlendirmedi. Evet, kısa kısa alacağız hemen. Tüm bunlara bakıldığında şimdi AK Parti'nin de bu kadar %49'luk bir oy oranıyla yükselişini siz bekliyor 49, muydunuz? 49,5. Özür dilerim. %49,5'luk oranı siz bir AK Partili olarak bekliyor muydunuz ve genel olarak bu partilere dair düşünceleriniz nelerdir seçimdeki durumlara göre? Teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek lazım gelirse hani AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği yahut kıl payı olamayacağı şeklinde bir tahminim vardı. %41, 43, 44 bandında bir arada oy alabileceğimizi düşünüyordum. Yani herkes gibi ya çok kimse gibi orada yanıldım. Ama bir kere daha bu milletin eskilerin deyimiyle feraseti ortaya çıktı, öne çıktı. Sağduyusu yeni ifadeyle ona öne çıktı. Çok ilginçtir. Yani seçmen kanaatini etkileyen faktörler 5 ayda çok fazla değişmez. Ama burada değişti. O nedenle 1 Kasım'ı tahlil ederken, analiz ederken mutlaka 7 Haziran'ı da göz önünde bulundurmak lazım gelir. O siyasi tartışmaları mutlaka derinliğine tahlil etmek, anlamaya çalışmak lazım gelir. Bence 1 Kasım'ın doğurmuş olduğu sonuç 8 Haziran sabahının yarattığı ortamın sonucudur diye düşünüyorum. Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum.
21 Kasım 1991'de, yok 1979'da, nerede 91? 1979'da biz Adalet Partisi olarak azınlık hükümeti kurduk. Milliyetçi Hareket Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurduk. O meşhur 24 Ocak kararlarını aldık. İşte terörle mücadelede önemli yasalar çıkardık. Şimdi 21 Kasım'da ben 36 yaşında bakan olduğumu öğrendim. Türkiye'nin o zamanki şartlara göre en genç bakanlarından bir tanesiydim. Tabii çok heyecanlıydım. Hemen sabahleyin Sayın Demirel'in evine gittim teşekkür etmeye, Güneş Sokağı. Orada işte teşekkür ettim. Müsaade ederseniz ben gideyim mi? Yok gitme dedi. Beraber gideriz dedi başbakanla. Saatte yanlış aklımda kalmadıysa işte 11 civarlarında devir teslim töreni yapılacaktı başbakanlıkta. Beraber başbakanlığın arabasına bindik. Eski başbakanlık binasına Ankaralılar bilirler. Kızılay'da. Evet, o sokağa döndük. Büyük bir kalabalık bekliyordu Demirel'i. Tezahürat yapıyorlar, işte alkışlıyorlar. İnsanlar mutlu. Demirel bana dedi ki şu demokrasi ne güzel bir şey dedi. Bir ülkenin kaderini elinde tutanlar kansız, kavgasız, bıçaksız, hilesiz, hurdasız el değiştiriyor dedi. Bunun kıymetini bilmek lazım dedi. Şimdi bence 1 Kasım seçimlerinin değerlendirilmesini, kıymetini önce burada bizim bulmamız lazım. Çok önemli. Yani 54 milyon insan, burada dünyada kaç tane evet. ülke vardır nüfusu 54 milyon olan, yani bilmiyorum şu anda ama herhalde çok az ülkedir. 54 milyon insan bu geniş coğrafyada, bu büyük coğrafyada ve de yurt dışında kavgasız, dövüşsüz, birbirine hakaret etmeden, birbirini kırmadan, birbirini incitmeden sandık başına gitti. Özgürce, kimsenin müdahalesine ufak tefek istisnalar dışında maruz kalmaksızın oyunu kullandı ve sandıktan çıkan sonuçlarla da bir netice ortaya çıktı. Şimdi bunu Türkiye'nin başarmış olması çok büyük bir iş. Hele etrafımıza baktığımız zaman, Orta Doğu'ya baktığımız zaman, dünyanın geri kalmış ülkelerine baktığımız zaman böyle bir şeyi hayal bile edemiyorlar. Türkiye bunu Allah çok şükürler olsun ki başaran sayılı ülkelerden bir tanesidir. Demokrasinin yerleştiğini önemli evet, göstergelerden çok önemli bir şey. Yani elbette sandık tam anlamıyla tam demokrasi değil sandık. Ama sandık demokrasinin olması olmazıdır. Yani sandık kuramıyorsanız, insanlar özgürce kendisini yöneteceklerini seçme imkanını kendilerine veremiyorsanız, orada demokrasinin D'sinden bile bahsedemezsiniz. Türkiye bunu başardı. Çok şükür ki başardı. Şimdi ben oradan biraz bir sonuç çıktı. Konudan konuya atlayarak gitmek istiyorum. Tufan, bu tepside MHP mi sundu acaba? 7 Haziran'da hayır 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 diyerek 1 Kasım'ı MHP mi hazırladı sence? Sen ne diyorsun? Yani aslında MHP'nin katkısı AK Parti'ye çok fazla oldu. Hani bu anlamda. Çünkü herkesin söylediği o hayırcı politikanın AK Parti'ye yaradığına dair bir aslında AK Parti'nin de bunu iyi sunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani AK Parti'de MHP'yle bahsederken hep bize karşı hep hayırcı politikaya yaklaştıklarını ifade ederek. Mesela 79'da azınlık hükümeti kurmuş Adalet Partisi. Bu seçimde de AK Parti kurabilir, MHP dışarıdan destekleyebilirdi. Bu teklif de gitti, o da kabul edilmedi. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok... Bir de şöyle bir şey de var. Dur Tufan da sen hep söz alma. Yani aslında tam olarak idrak edemedim ben MHP'nin neden bu kadar hayır dediğini. Ben aslında kendim şahsım adına 7 Haziran'da AK Parti-MHP koalisyonunu bekliyordum. Hı hı. Ama tabii Bahçeli 7 Haziran akşamı açıklama yaptığı için hani koalisyon olmayacağı zaten biraz bekleniyor gibiydi. Yani o doğru mu yanlış mı? Şimdi MHP'de başkan değişsin tartışmalar var. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun İsmail? Yani başkan değişsin tartışmalarıyla ilgili Devlet Bahçeli'nin kendi bir sözü var 99'da. Bir partinin genel başkanı eğer o partiye başarı sunamıyorsa eğer çekilmelidir diye konuşuyor. Yani bunu kendisi söylemiş. Ama siyasette dün dündür, bugün bugündür de var. Tabii öyle. Ben şey eklemek istiyorum. Devlet Bahçeli'nin kararını sanıyorum bugün bir olağanüstü kurultay kararını
ve büyük ihtimalle de olağanüstü bir kurultay oluşacak. Ben AK Parti'nin MHP'nin AK Parti'ye hayır demesinin sebeplerinden birisi de şu bence. Haziran'dan önce de Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın milliyetçi söylemleri oldu. Turkuaz renk, Türkçülüğün simgesi turkuaz renkleriyle halılarla. O başbakanlığı döneminde ama. Yani başbakanlık döneminde de olsa da bir milliyetçilik, muhafazakar milliyetçilik tavırları sergiledi Tayyip Erdoğan. Ve bugün bakıyoruz, belki Milliyetçi Hareket Partisi %11 ile oyunu kaybetti ama bir yandan da şöyle bir şey kazandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanını ülkücü bir vaziyete getirdi. İdeolojisinin tabanını değiştirdi. Ama ben AK Parti'de böylece zaten bir soru sormak istiyorum. Köksal Bey'e. Yani AK Parti ülkücü mü oldu diyorsunuz? Kaybetmedik, kazandık mı diyorsunuz? Ben şöyle görüyorum. AK Parti'ye baktığımda hareketleriyle, konuşmalarıyla, tavırlarıyla bir tipik ülkücü görüyorum. Çünkü ülkücü adayı görüyorum açıkçası. Ben bunu bu seçimlerde ülkücülüğün kaybettiğini düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi parti olarak kaybetmiştir. Ama fikir olarak ülkücülüğün kaybettiğini düşünmüyorum. Ben araya girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı ülkücü gibi davranıyor. Zaten AK Parti'nin tabanında ben böyle bir milliyetçi bir kadronun olduğuna inanıyorum. Tabii Köksal Bey daha iyi bilir. Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin içerisindeydi. Ama zaten AK Parti çok fazla kozmopolit bir yapıyla kuruldu. Yani liberallerin de içinde olduğu, milliyetçilerin de içinde olduğu, muhafazakarların da içinde olduğu bir parti olarak görüyorum ben AK Parti'yi. Yeni olan bir şey olduğunu düşünmüyorum bu milliyetçi tavrının. Gereken konjonktür olarak böyle bir hava esti. Çünkü terör çok fazla yaygın ülkemizde, coğrafyada. Ve bu şekilde ister istemez Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın hitabında da daha çok milliyetçi terminoloji ya benim kullanıldı. De gözlemlerim şu oldu, MHP'ye dair özellikle. Milliyetçi Hareket Partisi 2002 yılında kendi içerisinde bulunduğu hükümeti erken seçim çağrısıyla yıkıp 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını sağladı diyebiliriz. Ve bu senede 1 Kasım'da yaptığı çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi seçmen kitlesini adeta her şeye hayır diyerek bu 7 Haziran seçimlerinden itibaren adeta oyuna küstürdü. Ve bu sebeple kendi ilindeki, kendi memleketindeki Osmaniye'de bile ikinci sıralarda oldu. Ve adeta insanlar da artık acaba MHP barajı aşamayacak mı? Bu konuda Müşra'ya katılıyorum. Ama bence en öncesinde muhalefet partilerinde, sadece MHP'de değil muhalefet partilerinde ciddi bir korku oluştu. Öyle zannediyorum. Yani AK Parti. Aslında senin görüşünü de alalım. Ondan sonra bir Köksal Bey'den alalım. Ben AK Parti mi ülkücü oldu yoksa? Cevap verebilir miyim? Dur. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben hepinizi de dinledim. Herkesin görüşü de çok değerli, kıymetli. Her şeyden önce bir şeyi söylemek istiyorum. Türkiye siyasetinin 35 yılında mecliste 50 olan. 50 yıl. Ha, 35. 1963'ten beri gençlikten gelen bir büyüğümüzün, devlet erkinin en üst kademesine gelen yasama faaliyetinin başında olan bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman şunu da söylemek istiyorum. Ben bu programa gelmeden önce 70 kere arandım. Oğlum şunu söyleme. Oğlum şunu yapma. Kardeşim şunu etme. Türkiye'de demokrasinin niye tam başım anlamıyla, belaya girer? Demokrasinin tam anlamıyla kökleşmiş bir biçimde yerleşebilmesi için gençlerin tüm düşüncelerini açık net söylemesi gerekir. Buradan devlet büyüklerine legal, illegal kim varsa gençlerin önünü açın. Gençler kendi fikirlerini söylesin. Sizin gibi devletin en üst kademesine gelen birisi varken biz de yarın bu ülkeyi yönetecek kişileriz. Adayız. Biz yöneteceğiz. Yani ülkeyi. Seçim yapılıyor, sandık var. Bunlar çok güzel ama gençler de bir fikirlerini söylesin. Hapse girmesin ya da yargılanmasın ya da bununla ilgili herhangi bir dışlanmaya maruz kalmasın. Ya da telefon, 90 tane telefon gelmesin. Bir de şey için Köksal Bey'in söylediği çok güzel bir şey vardı ama yani affına sığınarak söylüyorum. 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de olağanüstü bir hal ilan edilmediği halde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün dahil Silvan'da 22 köy ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben bir hukukçu olarak yani hukukçu adayı olarak ki sizin de uzun yıllar hukuk deneyiminiz de var. Şunu sormak istiyorum. İlan edilmeyen bir yönetim biçimi, ilan edilmeyen bir yapı şu anda fiilen Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülüyor. Ben Hakkari'deyim. Ailem Hakkari'de yaşıyor. Dün bir kişi öldürüldü.
Ondan önceki gün Yüksek Ova'nın meydanında 2 kişi öldürüldü. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar sayarsak, gün hesabına vurursak, Türkiye vatandaşı olan herkes için söylüyorum. Yani buna herkesi katarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her gün 2 kişi öldürüldü. Öldürülenler sivil miydi peki? Sivil de vardı. Cizre'de sivil öldürüldü. Yüksekova'da sivil öldürüldü. Hakkari'de sivil öldürüldü. Yani ben hepsi için söylüyorum. Ankara'da. Hiç Ankara'da patlamada, 102 terör. Kişi sivil vatandaştı. Ki benim arkadaşlarımın birçoğu da oraya herhangi bir şey için gitmedi. Sempatizanlık yapmak için değil. Belki bir şölen için gitti. Çünkü siyasi bir şölen değildi sadece. Bu katliamlara dair de. Yani onca şehit cenazelerinden sonra annelerin feryadını gördük. Yani Ankara'da olağanüstü, çok büyük bir olağanüstü bir yöntemle şeye girdik, seçime girdik. Bu da çok tartışılıyor Köksal yani Bey. Bu patlamalar, terör olayları AK Parti'nin oyunu artırdı deniliyor. Şimdi burada bir daha önceki arkadaşların sözlerine de baktığımız zaman biraz AK Parti'nin kuruluşuna gidelim. 2002'ye gidelim. AK Parti'nin diğer partiye, Doğru Yol'dan, ANAP'tan, Adalet Partisi'nden farkı neydi? Bütün bu bileşenler var mıydı? Yoksa AK Parti farklı bir konsepte mi kuruldu? İsterseniz orada başlayalım. Sonra arkadaşların soruları çerçeveledim. Söylediği gibi ülkücü görüş iktidara geldi dedi. Öyle mi? Hiç kuşku yok. Adalet ve Kalkınma Partisi milliyetçi bir parti aynı zamanda. Yani muhafazakarlığının yanında liberalliği, milliyetçiliği olan bir parti. Ama yine hiç kuşku yok ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milliyetçiliği, etnik milliyetçilik temeline dayanan bir milliyetçilik değil. Yani daha geniş kavramlı. Buna bir anlamda belki Atatürk milliyetçiliği de denilebilir. Şimdi şöyle bir tahlil yapmak lazım herhalde. Türkiye 1950'de çok partili siyasi hayatı başlatabildi. 1946 denemesi var ama onu saymamak lazım gelir. Şimdi halk Demokrat Parti'nin yanında durdu. Onu iktidar yaptı. Arkasından Adalet Partisi aynı şeyi yaptı. Daha arkasından Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi o çizgiyi devam etti. Nihayet şimdi bayrağı Adalet ve Kalkınma Partisi götürüyor. Bu aynı çizgi. İnsanlara da bakarsanız aynı aileler, aynı insanlar. Niye Adalet ve Kalkınma Partisi bir taraftan milliyetçi, bir taraftan liberal, bir taraftan muhafazakar, bir taraftan ezilmişlerin yanında onların hukukunu koruyor? Yani çevrenin avukatlığını yapıyor. Şimdi Avrupa bizi anlayamıyor. Anlayamamasının temel nedeni bizim demokratik giriş sürecimiz Batı terminolojisine uymuyor. 1789 Fransız İhtilali'nde merkezi savunanlara karşı çevrenin hareketi var. Çevre, işçiler, fakirler, çiftçiler bunlar. Merkez, burjuvazi. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, bana göre Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar kusura bakmasınlar, şeyi tıkadı. Yani Türkiye'de sol hareketin önünü tıkadı. Şimdi kendisini sosyal demokrat dediler, demokratik sol dediler. Fakat bir türlü o olamadılar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yenileyemedim acaba? Hayır. Merkez sağ yani yeniledi. Merkezde kaldı. Merkezde kalınca Cumhuriyet Halk Partisi, onun rakibi olarak ortaya çıkan Demokrat Parti ve sonraki partiler hep çevrenin avukatlığına soyundular. Aslında yanlış anlaşılmasın ama yani Demokrat Parti çizgisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devam eden çizgi bir sol harekete benziyor. Yani batıdaki sol harekete benziyor. İşte fakirin işte götürüyor, 4 milyon insana yardım yapılıyor. Büyükşehir belediyeleri özellikle hasta, bakıma muhtaç, yaşlı insanların evlerine gidiyorlar. 15 günde bir onların evlerini temizliyorlar, yemeklerini yapıyorlar, buzdolaplarına koyuyorlar. İhtiyaçlar ne varsa şey yapıyor, karşılıyorlar. Hastalara evine gidip tedavi hizmeti veriyorlar. Yani bu daha çok Avrupa'daki sol partilerin yaptığı işleri bu çizgi yapıyor şeyde, Türkiye'de. Türkiye'de sağ partiler. O nedenle yani muhalefet partisindeki arkadaşlarımızın işleri zor. Bunu bir tek Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit 1977'de kırdı. Evet. Ya Karaoğlan efsanesi ne ezilen. Ne ezen ne ezilen. Hak çeşitçe bir düzen diye geldi. Aynen öyle. Sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki zaten bu temel sorun Atatürk'ü artık hiçbir şekilde ağzına bile almayan ve tamamen sağ oyları almaya yönelik kendi politikasını tamamen unutmuş yepyeni bir CHP ile karşımıza çıktı. Ve olamıyor. Olamıyor. Büşra, olamıyor. Problem şu diye düşünüyorum. Kesinlikle siyasi önderlikte bir...